Evet arkadaşlar, yine bir konuyla beraberiz. İlginiz, alakanız için şimdiden teşekkür ediyorum. Çünkü çok özelden yorum yazıyorsunuz, istekte bulunuyorsunuz. Hocam araç atışlarını gösterir misiniz? Araç tahliyesini gösterir misiniz? Bina operasyonu gösterir misiniz? Meskul mahal gösterir misiniz? Arkadaşlar poligon ortamında bunu yapma ihtimalimiz yok. Kısıtlı şartlarla ne yapabilirsek onu yapıyoruz. Ama bunların içinden tabii ben yine bir başlık çıkardım. Bugünkü konumuz görüldüğü üzere oda temizliği, oda girişi, köşe açma, dar açıdan geniş açıya odayı temizlemeyle ilgili bilgi vereceğim. Şimdi burada bazı düzenekler yaptım görüldüğü gibi. Burası bir oda girişi, yanları olmasa bile siz öyle canlandırın. Burası oda girişi, kapı olabilir, açık olabilir. Bunları anlatacağım şimdi. 45 derecelik açılar yaptım, 90 derecelik açılar yaptım. Girişin olduğu yeri, yani girişin olduğu yeri belli ettim. Şimdi buradan olaya gireceğiz. Burada ilk başta yapacağımız şey arkadaşlar, yürüyüşle alakalı şeyler. Farklı yürüyüş şekilleri burada planlanır. Çünkü operasyona gelirken böyle geliyorsun. Geldiğin zaman bu açıyla yaparsan ayağın senden önce çıkıyor. Dolayısıyla bu iyi bir teknik değil girişlerde. Bir diğeri yapan arkadaşlar var. Daha doğrusu gördüğümüz internette de izleniyor. Yine silah elinizde yan yan geliyorlar. Yine ayak çıkıyor çizgiden. Bu da doğru değil. Operasyona başladık. Kapıyı gördük. Normal geliyorum. Şimdi ilk yapacağım şey kapıyı gördüğüm için kendime dar bir açı yaratmak. Bu dar açı yaratmak demek ayaklarımı güçlü duvara doğru çeviriyorum. Burada benim güçlü duvarım. İçeride kimse beni görmüyor. Kalçamı duvara çeviriyorum. Pozisyonum bu. Bunu yaptıktan sonra ilk yapacağım iş odaya girmeden önce pozisyonumu aldım. Arkaya bakıyorum. Karşıya bakıyorum. Herhangi bir tehlike var mı? Çünkü benim için önce olan şey arkadan ya da önden bir tehlikenin olmaması. Arkada birini görür görmez hemen oraya dönüyorum. Ya da ileride birini görür görmez hemen ona odaklanıyorum. Yani girişi iptal ediyorum. Şimdi arkamda da kimse yok. Baktım. Önümde de kimse yok. Görüyorum. Şimdi pozisyonuma başlıyorum. Burada dilimleme yöntemi kullanacağız arkadaşlar. İçeriği de dilimleyeceğiz. İçeride gördüğünüz gibi 45 derece, 90 derece, 150 derece, 180 derece, 0 dereceden başlayan bir açı planladım. Burada da aynı şeyi yapacağız. Şimdi bu pozisyona başlıyorum. Ha burada bir de şunu söyleyeyim. Kapıların içi açılması, dışı açılması bizim için çok büyük faktör. Şu anda kapı yok. Bunu da göstereceğim. Kapılar ilk geldiğimiz zaman kiriş yerlerine bakacağız. Menteşelerine bakacağız. Nereye doğru açıldığını gördükten sonra ona göre de bir düzenek yapacağız. Ama şimdi ilk önce girişlerle ilgili bilgi vereceğim. Pozisyonumuzu aldık. Ha bir de ikinci konuyu burada söylüyorum. Silahımızı kendimizden karşı hiçbir zaman uzatmayacağız önde. Silah her zaman 45 derece açıda göğüs hizasında low ready dedikleri pozisyonda bekleyecek. Ta ki hedef görene kadar. Bu köşe açmalarda hedef görmediğimiz sürece silahımızı çıkarmayacağız arkadaşlar. Eğer hedef görmeden silahı çıkarırsak bir sonra 90 derecede bir hedef var ise silahın ucunu görecek. Dolayısıyla scan yaptıktan sonra hedef yok ise bir sonraki açıya geçeceğiz. Şimdi başlıyoruz. Gösteriyorum. Geldim. Karşıdan geldim. Artık kapıyı gördüm. Şimdi pozisyonumu aldım. Pozisyonumu aldım. Köşe sıfır açısından başlıyorum. Scan yapmaya. Silah önümde, ileride değil. Göğüs hizasında. Yapıyorum. Yaptım. Yavaş yavaş 45 derecelik açıya geldim. Burada da baktım. Herhangi bir şey göremiyorum. Geri geliyorum. 90 derecelik açıya baktım. Yine bir şey yok. Bunu biraz sonra göstereceğiz. Şimdi odanın yarısını scan ettim. İkinci yarısı kaldı. Burada iki tane kanı var. Bazıları buraya kadar gelmişken ufak adımlarla 150 dereceyi ve 180 dereceyi de tarayın derler. Bana mantıklı gelmiyor. Bu kural iki şekilde bozulabiliyor. Yani bir tanesi eğer girdiğiniz yer mekruh bir yerse, herhangi mobilya bir şey yoksa tamam bunu yapabilirsiniz. Çünkü odanın yarısını scan ettim, diğer yarısına devam et diyorum. Ama içeride herhangi bir mobilya varsa biz ona red zone, kırmızı bölge diyoruz. Dolayısıyla mobilyayı gördüm, scan ettim ama arkasında ne olduğunu bilmiyorum. Buranın adı da Pattern Final dedikleri ölüm hunisi. Dolayısıyla benim burada fazla beklemem kırmızı bölgede koltuğun arkasından birini çıkıp bana beni vurması demektir. Dolayısıyla bu
dediğim gibi boş odalarda, mekruh mekanlarda, içinde mobilya olmayan şeylerde devam ettirebiliriz. Ama biz şimdi içeride mobilya olduğunu düşünüyoruz. Aslında reflekslerinizi bu konuda geliştirseniz çok güzel olur. Tekrar başlıyorum. Sıfırdan geliyorum. Pozisyona geliyorum. Gördüm kapıyı, pozisyonumu alıyorum. Sıfır dereceden başlıyorum. Geldim. 45'ten baktım, hedefi gördüm, çıktım. Geri çektim. Geldim. 90'dan hedefi gördüm, çıktım. Odanın yarısını skeyn ettim. Yapacağım hızlı bir manevrayla hemen karşıya geçmek. Karşıda aynı düzeneyi tekrar alıyorum. Aynı dar açıyla burayı da yapıyorum. Buradan başladım. Tekrar skeyn yapıyorum. Şimdi döndüm. Buradan 45'i gördüm. Buradan da skeyn yapıyorum. Eğer hedefte birini görürsem hop çıkıyorum. Yoksa skeyn yapmaya devam ediyorum. 90'a geldim. 90'dan da gördüm. Çıkıyorum. Görmesem burada kalıyor. Olayın devamını getiriyoruz. Şimdi benim için önemli olan şey ne? İki tane ölü nokta var. Her ne kadar dar açıdan bunları skeyn ettim ama kapı var. Ne olacağı belli değil. Arkasında birisi mi var? Kapı sağa mı açılıyor, sola mı açılıyor? Bunları da göstereceğim biraz sonra. Dolayısıyla içeri girmem lazım. İki tane sıfır noktasıyla 180 derecelik noktayı skeyn etmem lazım. 90 derecelik açıya geldiğim buradan hızlı bir manevrayla tek bir hareketle bu bölgeye geliyorum. Girişin olduğu bölgeye. Buradan yaptım. Şimdi geldim, gördüm, çıkıyorum. Burayı da temiz gördüm. Şimdi içeriye bir manevra yaptım. Ve burayı da temizliyorum. Olay bitiyor. Bu normalde kapı olmadığı zaman yapılacak hareketler. Farzit kapımız var şimdi. Burada dediğim gibi kapıda önemli olan şey girişin kapının nereye açılacağı. Eğer kapı buradan tutacağım yerden içeri açılıyorsa kapıya buradan müdahale edeceğim. Buradan yavaşça bir açış yapacağım. Yani öyle tekme hızlı içeridekilerin çünkü tepkisini üzerime çekmek istemiyorum. Operasyon yapacağım için yavaş bir hamleyle bunu yapmak zorundayım. Silah yine 45 derece açıda bekliyor. Geldim, pozisyondayım. Geldim. Şu anda pozisyonum önemli değil. Çünkü kapı kapalı. Kapıyı açtım ve geri geldim, pozisyonumu aldım. Şimdi kapı açtım, kapı ileri doğru açıldı. Şimdi buradan başlıyorum. Başladım. Geri çıktım. Geri burayı temizledim. Çıktım. Burayı temizledim. Hızlı bir adımla buraya geçtim. Burayı temizledim. Geldim. 45 dereceden burayı temizledim. Tekrar burayı temizledim. İçe girdim. Burayı temizledim. Geldim. Kapının arkasında temizledim. Olay bitti. Bu buradan açılan kapılarda. Kapının kapı kolu karşıda. Ve ben yine buraya geliyorum. Buradan geliyorum. Operasyona başlıyorum. Kapının kolu karşıda. İşte buradan kapının kolunu açmıyorum arkadaşlar. Burada yapacağım şey karşıya geçip kapının kolunu açmak. Çünkü buradan kapıyı açtığım zaman ölüm hunisi olduğu yerde kendimi hedef olarak görebilirim. Yani karşı taraf beni fark edebilir ve hızlı bir manevra yapsam bile yakalanabilirim. Yani buradan kapıyı açmıyorum. Direkt buraya kadar geldim. Kapı kolu karşıda. Buraya hızlı bir geçiş yapıyorum. Kapı kolunu buradan açıyorum ve operasyona buradan başlıyorum arkadaşlar. Kapı kolunu yavaş açtım. İleri doğru. Şimdi kapı açıldı. 45 dereceden başladım. Geldim. 90 dereceden başladım. Şimdi ne yapıyorum? Hızlı bir manevrayla karşıya geçiyorum. Burayı skeyn ettim. Gördüm. Geldim. 45'i skeyn ettim. Gördüm. Geldim. 90'ı gördüm. Bu sefer kapının arkasına bakamayacağım için ilk sağ tarafı skeyn etmem lazım. Buradan tek bir hareketle sol ayağımı atıyorum. Buraya çıkıyorum. Şimdi ilerleyip kapının arkasından skeyn yapıp olayı bitiriyorum. Olay bundan ibarettir arkadaşlar. Burada birkaç tane püf noktayı tekrar hatırlatıyorum. Bir, yürüyüş. Vücudu duvara paralel şekilde yapacaksın. Dar bir açı yapacaksın. Burada çünkü çıktın, hedefi gördün, hemen içeri girecek pozisyonda olacaksın. Ya da geldin, buradan geldin, içeri girdin, hemen geri pozisyonumu alabilme ihtimalim olacak. Başka türlü zora girer. Yani bir daha söylüyorum, silah ön 45'te, hedefi görmeden çıkmıyorum. Eğer görürsem bir sonraki hedef beni görecek.
silahımın ucunu görecek. Bunu istemiyorum. Dolayısıyla gördüğüm kimse yok. Devam ediyorum. Burada da gördüğüm kimse yok. Devam ediyorum. Karşıya geçtim. Gördüm. Devam ediyorum. 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 Bitiriyorum. Olay bundan ibarettir. Köşe açmalarda dar açıdan geniş açıya pasta dilim gibi böldük ve bütün açıları tek 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 scan ettik. Evet, şimdi bunları iç kamera açısına göre normal açıları gösterip iç kameradan nasıl silahın ucu gözüküyor onları anlatacağım size. 0 derece, 45 derece, 90 derece, 150 derece, 180 derece pasta dilim gibi burayı böldük. İç kamera açılarından nasıl gözüküyor silahın pozisyonu onu göstereceğim. Operasyona başlıyorum. Buradan geldim. Kapı aralığını gördüm. Otomatikmen pozisyonumu alıyorum. Kalçam duvara doğru, ayaklarım duvara doğru dönük. İlk pozisyonum geriye bakıyorum. Bir tehlike yok. İleriye bakıyorum. Bir tehlike yok. Sıfır açısından scan'e başlıyorum. Geldim. Karşıda kamerayı gördüm ve çıktım. Hedef etkisiz hale getirdim. 45 derecelik açıya geldim. Çıktım. Tekrar hedefi bertaraf ettim. 90 derecelik açıya geliyorum. Geldim. Çıktım. Tekrar hedefi bertaraf ettim. Hızlı bir geçişle bu tarafa geldim. Diğer tarafı scan edeceğim. Şimdi çıkıyorum. Çıktım. Silah göğsümde, silah göstermiyorum. Hedefi gördüm ve ateş ettim. Şimdi tekrar orta 90 dereceye geldim. Hedefi gördüm ve ateş ettim. Şimdi ne yapacaktık pozisyondan sonra? İçeriye bir giriş yapacaktık. Hızlı bir manevrayla geldim. Kapının orada çıktım. Hedefi gördüm ve ateş ettim. Şimdi hızlı bir manevrayla kapının arkasını temizledim ve operasyonu bitirdim. Arkadaşlar, olay bundan ibarettir. Şimdi bunlarla ilgili atışlar yapacağız. Dediğim gibi sorularınız olursa tekrar bize özelden yazın, görmek istediğiniz şeyleri elimizden geldiği, dilimizin döndüğü kadar bunları size açıklamaya çalışalım. DAP poligonundan görüşürüz. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.